herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım, basınç ünitesi 3. konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda aslında bir tane cümle söyleyeceğim size ve o cümlenin üzerinden hemen hemen tüm soruları çözebileceğiz. Peki ne anlatacağız? Evet katıyı anlattık, sıvıyı anlattık. Şimdi ise bileşik kaplar, su cendereleri, Pascal ilkesi ve U boruları ile ilgili de birkaç cümle verip birazcık da soru çözerek dördüncü yani açık hava basıncı ve kapalı kaptaki gaz basıncına geçeceğiz. Son konu altın videomuz ise basıncın hal değişimine etkisi ve Bernoulli ilkesi yani akışkanların basıncı olacak. Eylül ayı video bombardımanımız devam ediyor. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Gelelim bileşik kaplara. Öncelikle arkadaşlar şu notu kesinlikle yazıyoruz. Aynı yatay izadaki noktalar aynı sıvı içerisinde ise ya da aynı yatay izadaki noktaların altlarındaki sıvı aynı cins ise aynı iki cümledir aslında. O iki noktanın basıncı her zaman eşittir. Bak K, L, M, N, R hepsi aynı yatay izada ve hepsi aynı sıvı içerisinde. O zaman basınçlarımız eşittir ve biliyoruz ki sıvı basıncı var burada sadece ve sıvı basıncı kabın şekline bağlı değil arkadaşlar bilginiz olsun. Bu en basit örneği cam demlik yani demlikler çok fazla gelmeye başladı ben de hemen ekledim hemen ekleyiverdim arkadaşlar bakın. birdeki cam demliğe çay koyduğumuzda Gövde kısmında bulunan çay ile boru kısmında bulunan çayın üst sınırları aynı seviyede olur ki bakın hepsinde aynı seviyede oluyor. Peki başka durumlar var mı? Bak hep aynı seviyede oluyor. Aynı seviyede oluyor. Olmadığında da aynı seviyeye gelene kadar çay akmaya devam ediyor. Sonuç olarak aynı yatay izdalki noktaların aynı sıvı içerisinde olduğunu bildiğim için o noktaların bu sıvı basınçları ya da o noktaların toplam basınçları eşit olacak. Şimdi gelin gösterelim. Kollarda aynı cins sıvı bulunan şekil 1'deki kapta musluk açıldığında akışkan basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akacaktır ve sonuç olarak kollardaki sıvı seviyeleri eşitlenecektir. Ve gençler şunu da söyleyeyim. Boruların kalınlığı beni ilgilendirmiyor ve son durumda aynı sıvı olduğu için yatay hizaları aynı olacak. Peki burada ne olur? Bak, K ve L Aynı yatay hizada mı? Süpersin. Aynı yatay hizada ve aynı sıvılarda mı? Evet o zaman K ve L'nin basınçları birbirine eşit olacak. Ki D1'in yüksekliği daha fazla olduğu için öz kütlesi daha küçük olacak. HDG eşitliği yaptığımızdan bilginiz olsun. Ve zaten biliyorum ki altta kalanın öz kütlesi daha büyüktür. Mld de aynı şey için geçerli. Aynı yatay hizada aynı sıvı üzerinde Toplam basınçları eşittir. Ki daha işlemedik söyleyeyim. Arkadaşlar açık uçlu oldukları için ikisine de açık hava basıncı etki eder. O değer de aynı olduğundan denkleme yazmaya gerek yoktur. Musluk açılıp su dengesi sağlandıktan sonra bazen bu tarz sorularda yarı çap veriyor. Yarı çap verirse alan alacağız. Alan eşittir. Pire kare olacaktır. Bakın K'daki basınç P'miş. Süper. Ben neye P demişim? 4 H D G Y P demişim. Arkadaşlar unutmayın. Madde özelliklerinde hacimde anlattım. Düzgün kaplar küre dışındaki küp prizma silindir için taban alanı çarpı yükseklik basıncı verecekti. Bak 4 H çarpı 2 A eşittir. H üssü çarpı kabın kesit alanı önemli değil. Sıvı seviyesi son durumda aynı olmak zorunda. 5 A'dan H üssü 8H bölü 5 gelecektir ve artık L'deki sıvı basıncı 8H DG bölü 5 olacaktır. Ben 4'e P diyorsam 8'e 2P derim. 2P bölü 5, bölü 5'i de unutmamak lazım. D şıkkı doğru cevabımız. Benzer bir soru. Musluk açılıp su dengesi sağlandıktan sonra K ve P'deki P'de, basınçların oranını sormuş. Aynı yatay hizada olacak. Sonuç olarak üst sınırları aynı olacak. 5 birim var. Şimdi arkadaşlar burada 2 birim burayı bir kesin doldursun. Tamam. Bak buradaki 2 birim önce bir burayı doldursa. Şöyle doldursa. Buradaki ikisi gitti. Buradaki ikisi de burayı doldursa. Hepsi aynı olmuyor mu arkadaşlar? Bak bitti. K'nın basıncı artık HDG. M'nin basıncı 2HDG. 1 bölü 2 B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. K, L, M, N, S, R noktalarındaki basınçlar için hangileri doğrudur demiş. S ve R aynı yatay hizada. Aynı yatay hizada oldukları için aynı sıvı üzerinde oldukları için basınçları eşittir. Evet K ve L de aynı yatay hizada ama aynı sıvı içerisinde de değil. O zaman eşit değildir. Tabii ki de arkadaşlar NLM'ye baktığımızda aynı KVL'de olduğu gibi. Evet aynı yatay ama aynı sıvı içerisinde olmadıklarından ötürü o da olmaz. Yalnız 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Süper. Geldik Pascal prensibine. Şimdi sıvılar çok 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 az minimalize olarak sıkıştırılabilir. Biz de burada genelde pratik olarak sıvılar sıkıştırılamaz diyoruz. Arkadaşlar katılar neydi? üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletirdi. Sıvılar neydi? Süpersin. Üzerlerine yapılan basıncı her doğrultuda tüm noktalara aynı büyüklükte ve dik olarak iletirdi. Bu ilkeye Pascal prensibi diyoruz. Yine aynı mantığı kullanacağız. Aynı yatay hızlardaki noktaların aynı sıvı üzerinde olduklarını görüyorsam o noktaların basınçları eşit diyeceğiz. Pascal ilkesine göre sıvılar sıkıştırılamaz. Birinci ilke. İkincisi ise üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletirler. Bu iki bilgi üzerinden gideceğiz. Su cenderesi de aslında bir mekanizmadır. Pascal ilkesine uygun. Baktım şurası ve şurası aynı yatay hizada. Evet aynı sıvılarda aynı noktalarda basınçları eşittir. F bölü A K eşittir. G bölü A L. Ama şu arkadaşlar küçük kuvvetlerle büyük yüklerin hareketini değiştirebiliriz bilmek. Amacımız aslında tam olarak bu arkadaşlar. Farklı durumlar da olabilir. Bakın aynen burada olduğu gibi. Evet burada bu ikisi eşit. Tabii ki de G1 bölü A1, G2 bölü A2 yapıyoruz. A2 daha büyük olduğu için ikinci pistonun ağırlığı daha büyüktür. Burada da artık şu noktaları dediğimiz için G1 bölü A1 eşittir. G2 bölü A2 artı bu sağdaki noktada bir de sıvı basıncı olduğu için HDG yapıyoruz. Buradan yorumlamalar gelecek. Matematiksel işlem soruları da gelecek ki zaten biraz sonra göreceğiz. Aynısını tam tersi olarak yapabilirsiniz. Sonuç olarak ne dedim? Daha videonun başında herkese merhabalar. Fiziğin önyargılarını yıkan kanala hoş geldiniz dedikten hemen sonra ne dedim? Bir tane cümlemiz var. Aynı yatay hizadaki noktalar aynı sıvı üzerinde ise o noktaların basınçları birbirine eşit dedim. Süpersin. Buradan bayağı yorum yapacağız ki zaten. Bak, full full sorumuz var arkadaşlar. Hemen hemen hepsini çözmeye, güzel güzel çözüp sizi size öğretmeye çalışacağım. Bir de Pascal prensibi, Pascal ilkesine dayanan günlük hayattaki olaylardan bahsedelim. Amaç ne? Küçük kuvvetlerle ya da sıvıların basıncı her yöne aynen iletmesi sayesinde yük, ağır yükleri hareket ettirebilmek araç kaldırma sistemi, damperli kamyon, hidrolik fren sistemi, berber koltukları, itfaiye merdivenlerinin hepsinde Pascal prensibi vardır arkadaşlar. Amaç kuvvet bir kuvvet doğrultusunda daha ağır yüklü bir cismin hareketini etkilemek. Evet haydi soru çözümüne başlayalım. Soru 1. Su zenderesinin çalışmasında özelliklerinden hangileri etkili olmaktadır? Pascal ilkesi var sıvıların basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletmesi. Evet. Akışkan olması. Evet. B. Sıkıştırılamaz olması. Evet. Sıvılar kuvveti. Bak. Hayır. Katılar kuvveti her yönde iletirdi. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. X, Y, e, Z cisimlerin ağırlıklarını sormuş. Bakın. X, Y, Z. Bu üç noktanın basınçları aynı yatay hizada olduklarından ve sıvılar da aynı noktada olduklarından aynı sıvı içerisinde eşittir. O zaman H D G artı X'in ağırlığı bölü A Y'nin ağırlığı bölü A Z'nin ağırlığı bölü 2 A dedim. Arkadaşlar H D G'ye ben 1 diyeyim. Hepsini 2'ye eşitleyeyim. O zaman X de 1'dir. Y 2'dir. Z de 4'tür. Süpersin. Büyükten küçüğe C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Cisimlerin yerleri değiştirildiğinde bu pistonların arasındaki H farkı kaç olur demiş. Şu an başlangıçta 2G bölü A eşittir. H D G artı 3G bölü 2A. HDG'yi buradan yalnız bıraktığımda 2'den 1.5 çıkardım. Demek ki G bölü 2A geliyor. Yer değiştirdim artık. Bakalım arkadaşlar. 3G bölü A eşittir. H üssü DG artı 2G bölü 2A buradan geldi. 3'ten 1 çıkardım. H üssü 2G bölü A geldi. 1 bölü 2'ye H diyorsam 2'ye 4H derim. C şıkkı doğru cevabımız. F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Bak aynı yatay. Bak aynı yatay. Bak aynı yatay. O zaman diyorum ki F1 bölü 4S. 3 tane varil var. 3G bölü 2S. F2 bölü 3S eşittir. G bölü 2S. F3 bölü 3S eşittir. 2G bölü 2S. O zaman gençler F1'i yalnız bıraktım. 12 bölü 2'den 6. 1.5 buçuk ve 3. O zaman 1, 3, 2. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Evet devam ediyoruz. Anlaşılmayan her yeri WhatsApp gruplarımızın açıklamada linki var. Discord sunucumuzun linki var. E, açıklamada da yazabilirsiniz. Yorumları da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen bir insan çok rahat ulaşabilir. Tüm her iletişimlerimi açık şekilde açıklamaya koydum. WhatsApp grubumuzda Gün aşırı sorular atılıyor ve sorular çözülüyor. Çok faydalı bir WhatsApp grubumuz var. Gerek öğretmenlerimize özel gerek öğrencilere özel. Kendiniz girip katılabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şartımız yok. Mert'in daha küçük bir kuvvetle aynı varili kaldırması isteniyor. Bakalım arkadaşlar. F bölü 3S eşittir. Varilin ağırlığı bölü 2S. F'i azaltmam lazımsa o zaman arkadaşlar... 3 S'i de azaltayım. Eşitliğin sol tarafı değişmesin. Ya da 2 S'i arttırayım. Burada F'i azaltmam lazım. Ters orantılı. Su yerine alkol kullan bak. Bak F bölü 3 S eşittir. 2 G bölü pardon G bölü 2 S. Arkadaşlar bu denklemde herhangi bir sıvı HDG var mı? Yok. O zaman bir şey değişmez. 1 ve 2 C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Bak bir şey değişmez bilginiz olsun. Proje ödevi olarak aşağıdaki düzeniye tasarlayan Murat, içine su doldurduğu şırınganın ucuna bağladığı plastik boruyu oyuncak kamyonun altındaki piston düzenine bağlıyor. Şırınganın pistonunu ok yönünde ittiğinde kasanın havaya kalktığını gözlemliyormuş. Burada pas gerekesi var. Sıvılar sıkıştırılamaz. Bu yüzden de üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletir. Katılar kuvveti aynen iletirdi karıştırmayalım. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletir. C şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sistem U borusu ve dengede. K ve L aynı yatay hizada aynı sıvı üzerinde olduklarından dolayı sıvı basınçları eşit. Y sıvısı X sıvısının altında olduğu için altta kalan öz kütlesi daha büyüktür birinci öncülüm. Yanlış. H1 yüksekliğindeki x'in basıncı H2 yüksekliğindeki y'nin basıncına eşittir demiş. Arkadaşlar aslında bir nevi KL'den bahsetmiş bize. Bu da doğru. D şıkkı 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bakalım gençler. Aynı yatay eksaldaki noktaları hemencik tutuverdim. Yerimiz var. Yazarız. X bölü A eşittir. HDG artı Y bölü A o da eşittir. HDG artı gözüküyor mu? Gözüküyor. Z bölü 2A. Arkadaşlar X bölü A tabii ki de x mi şöyle düşünelim. Hepsini ikiye eşitleyeyim. HDG'de HDG'ye de 1 demiş olayım. O zaman X 2'dir Y 1'dir. Z'de 2 gelecektir. Bu bir ihtimaldir. Sonuç olarak X Y'den kesinlikle Z de Y'den kesinlikle büyüktür. Bu sayısal değerleri kendimi verdim. 1 ve 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Son 1, 2, 3 soru ardından konu anlatımımız bitiyor. Soru çözümüne geçmiş olacağız. Evet katıların kuvveti ve Sıvıların basıncı iletimine ilgili olarak. Su cendereleri sıvıların basıncı iletmesi. Çiviyi duvara çakmak uyguladığım kuvveti aynen iletmesi katı. Kışın arabalara kar tekerleği takılması katı. Hidrolik fren sistemi sıvı Pascal ilkesi. Balta ile ağacı kesmek yine bir kuvvet uyguluyorum katı. O zaman 2-3-5 katı. 1, 4 sıvı E şıkkı benim sorumun doğru cevabı olacaktır gençler. Var mı problem? Bence şu anlık hiçbir problem yok. Meymusluğu açılıp su akışı durduktan sonra K noktasına yapılan sıvı basıncını sormuş. Başlangıçta 5 pymiş ki zaten 5H var. O zaman daha rahat oldum. 5HDG eşittir 5P olacakmış. Bakalım şu ikisi gitsin bu ikisi de olsun. Bu ikisi de bu ikisini doldurursa bak aynı seviyede oluyorum. O zaman 3HDG olurum. 5'e 5 diyorsam 3'e 3 derim. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet haydi son soruya. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin ağırlıkları hangisini alabilir diyor. Arkadaşlar X ve Y'nin noktaları aynı yatay zada dolayı eşit olacak y x'in tam iki katı olacak. Tamam mıyız? Şimdi şöyle bakacağım asıl bir de z ile bakarsam. Tamam bakalım. Şimdi burası 5 burası 10 burası 15 ağırlığındaysa 5 bölü 1 5 10 bölü 2 5 15 bölü 3 5 ama arkadaşlar şu noktaları niye alamadık almamız lazımdı. Demek ki z 15 değil 3 katından büyük olacak. Yani z'yi şöyle diyelim oranlar x ile y'nin oranları aynı ama z'nin daha fazla olacak. Bak 8, 16 bölü 2, 8, 30 bölü 3, 10'dur. Daha fazla olacak demiştim. Yalnız 3 C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Yaklaşık 15-20 dakika aralığında olduğunu tahmin ediyorum. Montajını hemen yapıp kanalımıza yükleyeceğiz. Umarım faydalı bir çözüm olmuştur. Konu anlatımı olmuştur. Yorumlarda sizleri görmek istiyorum. Hepinizi kucak dolusu sevgilerimle öpüyorum. Ve kalın sağlıcakla arkadaşlar diyorum.